Yepyeni bir Project Zomboid bölümünden herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm ne yapıyoruz abi? Şöyle arabaya girip anlatayım. Bir yerimizden ısırılmayalım. Ne olur ne olmaz, şuradan bir zombi falan gelir. Şimdi bu bölüm evimize gideceğiz ama bu arada buradayız. Şöyle göstereyim. Şu araba işareti orada kalsın. Yani benim için araba işareti. Şimdi şura yanlış bilmiyorsam okul. Okuldan şöyle girip bak şura var ya, şu pembe yer. Bu pembe yer mini bir sağlık ocağı, eczane, hastane gibi bir şey. Oradan medikal ürünleri alacağız. Ondan sonra yukarı gideceğiz şu şekilde. Şura food market diye geçiyor ama orada biraz daha fazla tohum bulma ihtimalimiz var. Oradan da tohumu aldıktan sonra Maldrow'la işimiz bitmiş olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra şu yol üzerinden eve doğru gideceğiz. Yol üzerinde de bizim lootlamamız gereken yerler olacak. Onları şimdiden söyleyeyim. Şimdi arabayı çalıştırıp dediğim gibi çizdiğimiz yoldan gitmeye çalışalım. Şimdi mümkün mertebe arabayı çarpmayacağım. Bu kamyona zırh eklenmiyor. Oğlum bu arada hayvan gibi sola çekiyor lan. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bug'lı ha. Bak. Bak şu an düz gidiyoruz mesela ama sağa gidiyormuş gibi gösteriyor. Niye? Gölgeden dolayı. Bug'lı mı lan? Ya bug'lı derken yanlış mı yapmış? Biraz daha. Aynen yanlış çekmiş ya bunun gölgesini, modu yapan herhalde. Ya da artık neyle alakalıysa bilmiyorum. Sigaranı bir iç. Merhaba merhaba merhaba, gene hayvan gibi kasmaya başladı. Oğlum niye bu kadar kasıyorsun lan, manyak mısın? Bir dakika, ne sıkıntı var? İçmedi. Evet, ESC'ye bastığım için içmedi. Şuna bak. Şuna bak. Geçen bölüm buraları lootlamıştık hatırlayacağınız üzere. Tamam. Şimdi bir bakacağım. Arka planda bir şey mi çalışıyor? Yo. Kasmaması lazım. Ya yapacak bir şey yok. Yani RAM'in yarısı boş. İşlemcinin %70'i boş ama kasıyor yani, anlamadım. Saçma sapan. Bence kamyonla alakalı bir şey ya. Yavaş yavaş yavaş. Ya da zombilerle alakalı da olabilir. Zibilyon tane zombi var çünkü. Okula geldik. Okuldan döneceğiz. Oo yavaş. Aman abi bak. Oyunun içine sıçma. Bak bak bak, ne biçim kasıyor. Yani bölgeler spamlı olurken zombiler de spamlı oluyor. Bu arada her bir zombi de ayrı bir. Yani biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Hani belki de ondan dolayı da kasıyor olabilir illaki yani. Oha! Bu arada burada bu kadar fazla zombi varsa uğraşmam. Onu söyleyeyim yani. Şimdi genelde burada araba kazası olur. Tamam, bu sefer yokmuş. Güzel. Aman abi, aman abi. Aman yavaş, şurası gitmek istedi. Al! Vurma yavaş. Oy! Şu ne arabası lan? Merak ettim. Şurada bir insek mi? Oo, burada beklediğimden çok daha fazla kalabalık bu arada. Kesinlikle arabayı vurmayacağım. Kesinlikle arabayı vurmuyoruz. Biraz dönelim etrafta. Arabayı vurmayacağım dedim de o kadar da değil yani. İlerlemem lazım. Ağzını sıçayım. Yürü 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 yürü. Arkaya ellemeyin. Arkaya ellemeyin. Allah Allah. Buralar şey değil mi ya? Hırsız seçtiğinde Maldro'yu seçtiğinde bir de
Buradan başlıyorsun hemen hemen. Aynen öyle. Hatta şu evden başlıyorsun bazen. Tabi. Spawn lokasyonu tam şu ev. Aynen. Aynen Johnny, aynen. Bak kan yaptın arabama. Arabama kan yaptın. Oo, bu biraz fazla kalabalık. Biraz şu tarafa gidersek sanki daha kolay olacak gibi bizim için bazı şeyler. Abi ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım. Harbi sinirlendim gene bak. Vallahi sinirlendim gene. Yavaş gittiğimden değil. Zombileri ezemediği için böyle gidiyor. Sohbet. E'ye bastım. Isırılırsam saymam. İnmedi. Isırılırsam saymam abi. Isırdı. Isırdı, duydunuz değil mi? Allah Allah. Şaka mısın ya? Aleykümselam. Merhaba, merhaba. Zıplayamayıp oraya düşüyormuşum, öyle kalıyormuşum. Siz orada dolanın. Beni bağlamaz. Benim yeni base'im burası. Şu evlere bayılıyorum ya. Evet. Bir sigaranı iç de şey yap. Çok sıkıntı yapmasın. Çünkü stres arttığı zaman yanlış bilmiyorsam vurma hızını falan, gücünü falan da düşürüyor. Ya önceden ne güzel av bıçağını tam şuraya zombilerin bu boyun kısmına saplayıp öldürebiliyordum bu B41'den önce. B41'de de yapabiliyorsun ama çok zor oğlum. Şimdi bıçak elinde dururken tamam sağda mesela sol eli adamın bak havada. Zombi yanına yaklaşıyor, hafif sol elini havaya kaldırdığı anda bastığın zaman buraya saplıyor. Çok yakınına girmesi lazım. Onu göstereyim derken ben ölebilirim yani. Ve sürekli olan bir şey değil. Neye göre o bıçak saplama efekti geliyor da saplıyor anlamıyorum. Ananın ki. Ye hepsini. Eşofman ceketi ne ya? Yürü. Etraf biraz sakinlerken burada dolanıyorum. Yoksa burayı lootlama gibi bir hedefim yok. Aa, vitamini alırım ama. Vitamin iş yapar abi. Evet, gene. Değişik kıyafetlerimiz var. Bunları almayacağım. Gerek yok ya. Bunların hiçbirini almaya gerek yok. Şuradan görebiliyor muyum? Görebiliyoruz da. Lan! Bu arada galiba B42'de gelecek olan hayvanlar arasında tavuk falan da var. Gördüm yani, videosunu izledim. Tavuk var. Geyik var. Videoda gördüğüm hayvanları sayıyorum. Tavuk, geyik, kuzu, inek, domuz. Tavuk iş yapabilir. Evcil hayvanlar falan da gelecekmiş. Galiba en sonda şu aşamada
Onların böyle rastgele gidip gelmesini, hani gerçekten de evin etrafında dolanmasını karakterimizin işine yarayacak şekilde oyuna etki etmesi üzerinde çalışıyorlarmış diyeyim. Ya beni nereden gördünüz ya? Mesela bak burada koşuyorum. Bilemiyorum, duydular gibi sanki ama. Oha. Oha. Çortladık, çortladık. Ben buradan arkaya zıplarım ki. Ananı ki. Tehlikeli bölgelerdeyiz. Bulduğum açıklıklardan yola doğru gitmeye çalışıyorum. Şura açık. Mümkün mertebe açıklıklardan gitmeye çalışıyorum. Yavaş. Şurada bir yol gördüm. Dur lan, orada değil. Lan. Zombi şuradan geliyor. Bir anda etrafımız 500 tane zombi sarabilir. Evet, beklediğimden iyi durumda burası. Ya da fake yedik gene. Fake yedik, evet. Allah'ın belaları. Öldür lan hepsini. Öldür şunu. Şunu da öldür. Helal. Ölmedi o. Ölmedi, farkındayım. Bir git lan. La bir ölsene. Merhaba, 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 merhaba. Şu yerdeki ne? Islak. Benim lan bu. Benim oğlum bu. Benim değil mi? Ne zaman düşürdüm farkında değilim. Bu arada arabaya bir gir. Kendini kurula. Ağır oldum gene. Ne alaka? Ne alaka ya? Nasıl ağır olabilirim lan? Allah Allah, çok acayip. Tamam, havlulardan dolayı da iki tane havlu aldım diye nasıl ağır oluyorum ya? Ne var oğlum benim üstümde 20 kilo? Tabancalar. Üç tane sigaram kaldı. Hayvan. Biraz az sigara iç. Hayvan. Abi hava o kadar sıcak değil. Bu adam niye bu kadar terliyor ya? Ye. Ye. Bu arada ikisini de yediririm. Alsın, kilo alsın. 82'ye falan çıkar en fazla. Şimdi burada savaşmamız gerekebileceği için bufflarımı alayım. Alet çantasında ne var? Hiçbir şey yok.
Ya beni görmüş olmaları imkansız ya. Bak şunu yapma işte oyun. Bunu öldürmen lazım diğerleri gelmeden. Lan bir de o kadar buff'um var. Anasını satayım. Niye bu kadar zor öldürüyorsun? Öldür. Ne atıyorsun lan? Bak bu bug'lı kaldı. Bug'lı kaldı. Beni ısırırsa söyleyeyim abi. Bu tarz. Çok kötü oldu ya. Bu ne arabası şimdi bu? Araç tamiri. Bırak bırak bırak. Araç tamirini bırak. Tamam. Birazını çektik. Tamam. Sıkıntı yok. Şunun bir arka tarafına bir bakacağım. Gayet temiz. Gayet güzel. Oha. Ulan yarıya inmiş bunun canı. Motosiklet kesinlikle binmek istediğim bir şey değil. Öyle dursun. Asla binmem motosiklete. Çünkü araba gibi gidiyor. Yani ağırlık merkezi bir dışarıda sanki hissediyorsun yani yamuk gittiğini. Bir de ısırılıyorsun yani. O yüzden motosikleti kullanmayacağım. Ya bunun eminim ki bir vurma stili vardır. W'dan sonra A'ya basıp ya da bir şeyi vardır ya. Bu arada üstümde wearable bir tane yanlış bilmiyorsam kamera var. Bunu at. Yeter. Bak tam şurada kırmızı renkli gözüküyordu. Yeter. Ağırlığa lüzum yok. Gerek yok. Hayatta kalma oyunu oynuyorum. Sıkkımın kökünü iç. Tamam. Açacaksın inanıyorum. Şimdi. Ya. Bekliyoruz, bekliyoruz. Nerede anasını satayım? Anlamıyorum ki. Bence buradadır. Genelde burada olur. Tamam. Buraya da loot deyip çıkıyoruz. First aid kit mi? Oo. Oo. Yeah. Tabii ki de alıyorum. Hepsini al ya. Hepsini al. Gerek yok. İleri seviye ilk yardım falan boş. Bandajı al. Neşterileri al. Daha başka bir şey almam açıkçası gerek yok ya. Al. Şu bir işe yarıyor mu ya? Bu ne bu ne? Bu yok. Hiç adamı gidip direkt bir kurutmam lazım. Şunun ne kamyon olduğunu merak ediyorum ya. Şu dörtlüyü öldürsek mi? Dört mü? Beş mi? Altı mı? Beş. Altı. Kaç. Kaç kaç gerek yok. Beyzbol sopam kırılır. Onu öldüreyim derken. Ya beni oradan nereden gördün ya? Gözünü seveyim ya. Ulan kamyon güzelmiş de bug'lı ya. Gölgesi bug'lı. Bu arada basıyorum. Bindiğimden beridir basıyorum yani.
Kendini kurula. Hadi bir an önce kurula. Aç lan şunu. Aç şu klimayı. Yavaş yavaş. Arabamın içine sıçtınız yavaş. Sigara var mı ya? Ver lan biraz sigara ver. Arabaya bakamadım, içimde kaldı. Neyse zaten almayacağım için çok da önemli değil. Başka bir yerde başka zaman ona benzer bir araba buluruz illaki. Bak gene ya. Oğlum sen şaka mısın? Yani ne istiyorsun ya? Al. Sıcaklığın bir an önce düşmesi lazım. Bu ne ya? Tamam üzerimdekiler o yüzden ıslak olduğu için o yüzden sürekli ıslanıyorum. Ama olmaz yani böyle. Çıplak mı gezeyim ya? Daha yeni sigara içtim. Oğlum bu sigara başımıza çok büyük iş açacak. Ben size söyleyeyim. Çok sıkıntı çıkartacak. Çok 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 fazla. Ya günde nereden baksan 20 tane sigara içiyor. Lan daha bir dur ya bir iç ya. Tamam artık bunu bir standarda bağlamamız lazım. Yani ikinci seviye stres seçeneği çıktıktan sonra bence artık içirmeye başlayalım. Hayvanlara bak. Uf. Haritayı açmak istemiyorum şu an. Güzel geçirdim. Çekilin be. Şu ne güzel arabaymış lan. Ulan gitmek istediğim yere gidiyor muyum, gitmiyor muyum bilmiyorum. Burada bir dur, aç. Geçtik, geçtik. Şuraya gidecektik. Geçtik. Çok kötü gittik ya. Tamam orayı sal. Orayı sal yeter. Zaten farm station gibi bir yere farm station diyorum. Ya bir nevi farm station aslında da. Öyle bir yere gideceğiz zaten. Zippe market buradan aşağı herhalde. Güle güle size. Bu Porsche'u da bir gün gelip almamız lazım. Ana. Koskoca kamyon. Ağzına sıçtın ağzına. Şuna bak. Şuna bak şuna. O ne lan? O. Oğlum bu arada modlardan mı geldi bilmiyorum da. Bir tane ben çanta olduğunu biliyorum. 38 birimlik yer alıyor. O çantayı bulmamız lazım. Bak daha bir saat oldu gene sigara. Zıkkım. Kendininkini iç. Böyle bir şey var mı ya? Dakika başı sigara, dakika başı. Ne lan bu? Allah'ım yarabbim. Bu arada hava 0-2 derece oldu. Adamı hasta edeceğiz. Kapat lan şunu kapat. Allah cezanı vermeye dur. Ya şu seviyede kalabilir abi. Ben doğru yerden mi gidiyorum bu arada? Ben yanlış yerden gidiyorum. Çort. Çort. Tamam bu yoldan da bir yerden bir U çekip gene istediğimiz yere varabiliyormuşuz. Ona baktım. Devam edelim. Vay arkadaş neymiş ya? Şuraları falan da açmış oluruz hem. Baba baba baba. Vay güzel yerler. Buradan dönüyoruz aşağıya. Umuyorum yol üzerinde kaza yapmış araba yoktur. Güzelmiş lan bura. İnşaat alanı.
Asfalt yola çıkana kadar buradan devam edeceğiz. Aynen öyle. Buradan dönüyoruz. Bak buralar hala kalabalık. Bana crossbow lazım ya. Crossbow'u nereden bulacağım harbiden bilmiyorum. Yani polis istasyonlarından ya da işte silah bulunabilecek her yerden, herhangi bir yerden. Mesela silah dükkanları olur ama her birinde çıkmıyor işte. Gel gör ki en güzel, en büyük silah dükkanları da Louisville'de. Biri de şeyde hatta. Hapishanenin orada, cezaevinin orada, Rosewood tarafındaki. Oraya gidemeyiz yani. O cezaevinin içi sadece cezaevinin içinde değil bu arada o silahlar. Cezaevinin dışında bir müştemilat gibi bir yer var ya. Bir idari bina gibi bir yer var ya girişinde. Orada. Ama o binanın içinde bile ben biliyorum en az 100 tane zombi vardır. En az. Bir tane odada çünkü 50 tane falan zombi oluyor. Bu arada gelmek istediğim yer burası değildi kesinlikle. Tohum almaya geldim. Tohum ya yemekleri alırım tabii de. Yani o kadar da değil. Yol üzerinde yeriz. Bak stresli. Şu an hala içmeyeceğiz. Biraz daha stres artsın ya yeter. Dakika başı sigara, dakika başı sigara neymiş ya? Siniri bozulmuş, dehşete düşmüş. Bir insan 2-3 saat sigara içmeyince ya dehşete mi düşer ya? Bu nasıl bir bağımlılık ya? Bence bunu değiştirmişler bak. Önceden bu kadar içmiyordu. Ne zaman hangi güncellemeyle geldi bilmiyorum ama. Bu nedir ya? Harbiden sırf şu yüzden tiryaki alasım gelmiyor. Çünkü bu stres bir yerden sonra mutsuzluğa el veriyor. Mutsuz olunca ölüyorsunuz oğlum. Adam hiçbir şey yapmıyor çünkü bir yerde. Antidepresan bile içmiyor belki yani. Devam. İlk dönemeçten yukarı dönmek istiyorum ama ilk dönemeç ne tarafta emin değilim. Bir yola bak. Şuradan mıydı lan yoksa? Oğlum inşallah buradan değildir lan. Ona bir bakacağım abi, ona bir bakacağım. Az önceki yerden dönmemiz gerekiyormuş ama benim bakmak istediğim bir yer daha var şu tarafta. Ben oraya da gitmek istiyorum. Oraya da gidecektik zaten. Yolu biraz uzatmış olacağız ama git gel git gel yapıp yapıp yapacak bir şey yok. Orayı kaçırmayacaktık. Hata ettik. Biraz ilerleyelim. İleride su kuyusu gibi bir yer var. O su kuyusunu sökebilme şansım var mı? Onu merak ediyorum. Niyeyse ben bunlarda bir silah var gibi hissettim. Özellikle şunda. Var mı lan öyle? Ha? Yürü git. Vur kafaya. Vur kafaya. Galiba yok. Bu o. Bu o. Aynen yok. Yes. İşte bu. İşte bu. Bunun üstüne al. Ya bunun için bile burada durulurmuş yani. Gayet iyi. Hasır ipi falan mı var? Al. Almayacağım. Alkollü mendil falan umurumda değil. Gel. İç bir tane. İç gireceğim. Tamam. Devam. Ya şu gölge işareti hiç hoşuma gitmedi ya. Buradan değil. Farları açmanın vakti zamanı geldi. Aslında buna kısa uzun far da eklese daha iyi olur. Kasıntıya bakar mısın?
Aha. Dur. Burada değil gelmek istediğim yer ama. Buraya da bir uğrarız yani. Burada bir dururuz yani. Merhaba, merhaba. Oy, arabanın anahtarını da buldum. Şunu al. Tamam ya, çok da almayacağım. Al babam al. Sanki o kadar şey işimize yarayacaksa zaten ölüyoruzdur. Yapma be. Bak bu arabanın güzel yanı ne biliyor musun? Bu araba modda eklediğim bir araba. Şimdi yanlış olmasın. Onun şunlar. Bunlar bu arabanın zırhları abi. Bu arabanın her tarafına zırh yapabiliyoruz. Ama tabii onun için daha baya bir metal işleme, tamircilik falan kasmamız lazım da. Zor yani. Bence bunu burada bırakalım ya. Bunu sal. Şimdi gitmek istediğim yer şurada bir yerde ama bu saatte bence gitmeyelim. Gel şöyle. Şu arabayı bir farını kapat. Stop et. Sigaranın zıkkımını iç. Tamam. Yemeğini ye. Şurada uyutacağım şu evde. Umuyorum ki camları sağlamdır. Kaç kiloyuz? Domuzu sesi. Yo, geyik sesi lan. Galiba. Aman abi, alarm etmesin de bak, aman. Şimdi şu perdeyi sök. Buranın ışığı açık mı? Buranın ışığını kapatıyorsun. İç. Doldur. Ne olur ne olmaz. Kapa şu kapıyı. Şimdi şuraya bir gel. Kendini bir yıkasana bir. Yıkadın. Kotunu yıka. Kot önemli. Doldur. Sırt çantanı yıka. Şeyi yıka ya. Planı yıka. Oha. Adamı hasta etmeyelim de. Vallahi bu ne bilmiyorum. Çok kirli olduğu için yıkadım. Şapkayı yıka. Al kendini bir daha yıka. Nasıl bir şeysin ben anlamıyorum seni ya. Tamam. Çarşafı buraya ekle. Kapat. Tamam şimdi. Burası açık kalabilir. Bir sigara içittirip. Ne oluyor lan? Aman ha. İnşallah ölmeyiz. Gene mi sigara ya? Gene mi sigara? Al iç zıkkımın kökünü iç yeter. Kendini bir kurula diyeceğim de kurulamıyor. Şurada ne varmış lan? Şuraya bir bakmak istiyorum ya. Dur. Yürü şuraya hızlı yürü. Koşturmaktansa bence böyle yürütelim. Daha mantıklı.
Bir güvenliğine bakalım, etrafı iyi mi değil mi? Aman alarm alarm ötmesin abi. Burada alarmın işi yok. Hırsızız. Alarmı da daha az öttürüyoruz. Dolayısıyla ötmemesi lazım. Kuka ne lan? Ne alaka ya? Kuka ne işime yarayacak ki? Tamam, burada bir alt yok. Bu güzelmiş ama. Yani etrafta zombi olmasa falan gayet güzel bir ev olabilirdi. Gitmek istediğim yer şurası. İlerle. Ne yapıyorsun lan? Yürü. Oğlum bayağı varmış ya. Pardon, dur. Şu tarafta mı acaba? Şura lan, şura dur. Şuraya bir git. Gene terledi. Hava 20 derece, bizimki terlemeye başladı. Aha. Aha, su kuyusu burada. Hadi bunu sökelim. Yapma be. İnşallah bu kuyudan su içtiğimde... Ay sıçayım ya. Önceden bu alınırdı ya. Ne yapacağız? Ya çok alasım geldi ya. Neyse, burayı su olarak işaretleyelim. Oğlum su işareti de mi yok? Oyun dalga mı geçiyorsun ya? Damla işareti yap. Var da ben mi görmüyorum? Bak, ilaç var, silah var. Not ekle. Su. Tamam. Biraz dandik oldu ama yapacak bir şey yok. Neyse, illaki bir gün çok susuz kalırsak, kaçmamız gerekirse, bir şey olursa burada su olduğunu biliyoruz. Burada kuyu olduğunu biliyoruz. Buraya gelebiliriz. Yürü 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 yürü. Şu arabanın önüne git. Aç şunu da. Kurula kendine. Abi bu ağırlık ne ya? Üzerimi bırakmam lazım. Ya aslında şunu, çivili beyzbol sopası bir yap. Bunu buraya atalım. Gerek yok yani burada durmasına. Arka tarafta ne kadar boşluk var? Bu araba normalde 450 alıyor. En son 350 alıyordu. Evet, ağzına sıçayım. İki tane zombi buraya geldi, kafa attı diye bırak. Ya salak bir şey ya. Vallahi salak bir şey ya. İnşallah jeneratörü falan düşürmez. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gene terledi, gene terledi. Kardeşim, terlemene gerek yok. Dijital klima yok mu ya? Onu da getirir kesin. İç bakalım. Şimdi ben asıl gitmek istediğim yere gidiyorum. Oğlum burası yanmış lan. Eyvah, yavaş. Aman abi. Aman. Yavaş ve dikkatli. Kıyamet zorluğunda oynadığımızı unutmayalım.
Çok iyi lan arabanın, kamyonun freni çok iyi be. Bizim eski kamyonu hatırlarsınız. Bir basardık. Hızlanacağı mesafeden durma mesafesi daha uzun olurdu. Sıfırdan 100'e, yani 100 metrede de çıkıyorsa 100'den sıfıra 200 metrede düşerdi. Böyle bir arabaydı. Ama gene bayağı işimize yaradı. Merhaba. Ne yapıyorsunuz Survivallar? Şimdi gördüğümüz ilk beyaz toprak yoldan gireceğiz. Ya da çakıllı yol mu denir, ne denir bilmiyorum. Oğlum yol nerede ya? Aa burada. Bak buralar bile kalabalık. Aynen buradan girecektik. Yani şu zaten bize işaretini veriyor. Oha, elektrik şeyine bak. Ne lan öyle trafo? Direkt. Bas bas bas. Buradan mıydı? Anan anan anan. Lan dur dur. Neredeyiz? Arabadan in. Ya bunun yüzünden bir gün öleceğiz ha. Yürü git lan. Yürü git, benim sinirim bozuldu. Allah'ım ya, Allah'ım ya. La anahtarı var işte. Yokmuş, pardon. Ne kadar güzelmiş lan bu araba. Bandajı alırım, o kadar da değil. Geri kalanı almaya gerek yok. Neymiş bu arabanın markası? 86 Yugo. Yürü yürü yürü. Şuna bir gir. Gir şuna. Şunları at. Bu kadar ağırlık yapmayalım. Bu ne ya? Konserve açacağını üstümde taşımak istemiyorum. Bu kibritleri buraya at. Sular bir yandan ağırlık yapıyor. Ya bu ağırlığın sebebi ne ya? Bence bu ağırlığın sebebi ne biliyor musun? Bu çanta. Çanta. Bir de kıyafetler falan da var yani tabi. Sığırıya karşı savunma. Dudağımdan mı sıyırmasın diye savunuyor? Ne diye savunuyor yani? İleriye doğru devam ediyoruz. İleri tarafta benim dediğim yer. Vurmadan, kırmadan. Anasını satayım. 350 birim ya. Üzerimde de var. Neredeyse 400 birim loot var. 400 birim lootla da alacağız yani. 400 birime yaklaşacak. 344 arkada var bak. Daha üstümde var. Bir desen 345. 370 desen 360, 370 de. Arabada da 30 birim olacak herhalde. Olur mu olur yani. 400 birim loot. Al. Oo, burada iyiymiş ha. Ya işte bak, şuraya da yap şöyle. Dikinden yap, şuraya base yapalım. Merhaba. Hiçbir halt alamayacağım için üzerime. Şimdi burada bazı şeyleri buraya sallamam gerekebilir. İlk yardımla alakalı mesela her şeyi buraya sallayalım abi. Yapacak bir şey yok yani. Bu araba gerçekten saçma sapan bir hal aldı ama. Bitti mi? Bitti. Hayret. Geri kalan her şeyi de bu koltuğa atacağım. Abi bunları kim yerleştirecek ya? Uf, vallahi eve gidesim yok ya. Kamyonda yaşamak istiyorum.
anasını satayım. Ha, inşallah tohum vardır. Boş boşuna gelmemişizdir. Daha önce hiç gelmedim buraya. Alarm falan istemiyorum. Işık nerede burada? Işık yok lan. Güzel yer ya. Vallahi çok güzel yer biliyor musun? Burayı komple kapatacaksın aslında. Şuraya ev yapacaksın, tamam mı? Şurayı full garaj. Şuradan sokacaksın arabaları şöyle çapraz 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 ya da sağlı sollu bak şöyle çapraz anladın mı? Bir de şöyle çapraz ortadan gireceksin. Böyle yapanlar var anasını satayım manyaklar. İşte bu. Nasıl bir su içme şeklim var anlamadım. Haksızlık. Ayda. Tamam, bura farmers depo. O yani çiftçilerin deposu olarak geçiyor. Yani tohum olması gene beklenir. Ne tohum olması beklenmez. Beklenir. Tamam çuval çuval yiyecek karpuz falan eyvallah çürümüşlerdir eyvallah bir şey demiyorum. Çürümemiş olsalar bile almazdım bu arada. Ama hiç mi tohum olmaz ya? Gerçi ben bulacağım kadar tohum buldum da işte ne olur ne olmaz biraz daha lazım olur diye. Buraları açalım açık dursun. Belki günü gelir buraya sığmamız gerekebilir. Kapıları sağlam kalsın. Hadi ya. Sakiniz. İçeride kimse yok. Şimdi şuraya bir artık bir tamamıyla komple rutladığım yerlere çarpı atacağım. Böyle başka komple lootladığım bir yer yok. Yani hiç tek bir parça bir şey almayacağım yerlere atacağım. Gerçi şeyden de bir parça bir şey almayız herhalde artık, değil mi? Şuradan. Buradan da almayız. Başka da bir yer yok herhalde. Ya buranın mesela daha üst katı var. Kütüphanede daha alabileceğimiz bir sürü kitap var. Oraları atmıyorum yani. Anasını. Ya harbi bakasım bile gelmiyor şu an. Moralim bozuldu ya. Bu ne ya? Daha tam çürümeyenler falan da var yani. Bari şurada biraz olsun be. Cüce David mi? Gerek yok. Tamam. Aç kapıları abi. Aç. Bura güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Ama hiçbir halt yok oğlum burada. Yani yerleşirsem kuyunun olduğu bir yere de yerleşebilirim. Yani bu arada illa da oraya yerleşeceğiz diye bir şey yok. 350 birimlik arabamız var. İki git gel yaptı mı yeni yere yerleşiriz yani. Baksana. Bura olabilir. Bilmiyorum. Şimdi sağ tık yapıp aslında yol tarif edesen gösterse çok güzel olmaz mı? Ya yüksek ihtimal şu arada bir yerde bir yol vardır da o arada yolda başka lootlanabilecek bir yer var mı ona bir bakmak istiyorum. Çok da bir yer yok. Yani yol üzerinde lootlayacağımız çok da bir yer yok. Bence artık direkt eve gitmemizin vakti geldi. Şu üstümü kurulamıştım. Tekrardan bir kurulayım.
Neymiş ya? Kurula lan, kurula kurula kurula. Kıyamet yaptın mı? Oyunun sıcaklık ayarları da değişiyor anasını satayım. Allah Allah, ama efsane bir yer buldum. Çok uzakta. Araba full olmasaydı, araba da 10 birim boş yer olsaydı oraya giderdim. İnanılmaz. Yani nereye olduğunu söylemeyeceğim. Anam. Ya da ne olduğunu söylemeyeceğim. Oraya gideceğiz abi. Ama ne zaman gideriz bilmiyorum. Gerçi bu eve gideriz. Şimdi eve gittikten sonra ne yapacağımızı yavaştan bir konuşmamız lazım. Bu arada burası az önce gittiğimiz, şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Aha. Bak. Oraya geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak bizim yer şöyle. Şu şöyle geliyor. Şöyle 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 bir hizda yapıyor. O şekilde eve doğru gideceğiz. Tüm yolu göstermeyeceğim. Keseceğim illaki. Ama ondan önce bir şeyler söylemek istiyorum. Aa. Buradan geçer mi lan? Merak ettim. Tabii ki geçer çünkü burası sadece bir görüntü. Kaplama başka bir halta yaramıyor. Aslında orası yok. Eyvah! Yortladık galiba. Buradan girmese miydik? Ne yapacağız lan? Geçiş var mıdır ki? Ağzına sıçayım ya. Harbiden ağzına sıçayım ya. Boşu boşuna beni. Daha da ileriden döneceğiz. Neyse, neyse, neyse. Buraları da açmış oluyoruz bir şekilde. Yak bir sigara. Eve gideceğiz. Evde 350 birimlik malzeme yerleştirecek kesinlikle yer yok. Düzensiz bir şekilde her şeyi her bulduğum yere atsam, tamam mı? Gene almaz. Dolayısıyla biraz marangozluk kasmamız gerekebilir. İlk etapta öyle yapacağız. Baltalarımız var. Evin etrafında bir bariyer falan vardı ya hatırlarsanız. O bariyerleri kaldıracağız abi. O bariyerleri kaldırdıktan sonra evet. O bariyerleri kaldırdıktan sonra öyle küçükten duvar öreceğiz. Araba dışarıda duracak bu arada. Arabayı kesinlikle dışarı almayacağız. Kütükten duvarı ördükten sonra bir tane bir birim boşluk bırakacağız ki hani adam oradan geçebilsin. Ne olur ne olmaz. Etrafına da kütük ve işte bir an önce şöyle diyeyim. Bir an önce kütükten duvar örebilecek malzemeyi oraya etrafına bırakacağız ki hani helikopter bir daha gelebilir biliyorsunuz. Onun işi belli olmuyor. Bazen gelebiliyor. Normalde tek seferde gelir. İşte ilk bir hafta ile 1,5 hafta arasında 7 ile 10 gün mü 6 ya da 9 gün arası geliyormuş herhalde. Gelebilir ya da ne bileyim bir şey olur. Ormanın içinde çok fazla zombi vardır diye hazırla bekletelim. Bir an için içeriye zombiler doluşmasın. Onu yapacağız. Onu yaptıktan sonra ağaç keseceğiz. Ağaçları kalas haline çevireceğiz. En az 1-2 level yapmamız lazım diye biliyorum. Herhalde öyle hatırlıyorum değil mi? 1-2 level yaptıktan sonra marangozluktan bahsediyorum. Ondan sonra ufak tefek işte raf olur. Ne bileyim kalas kasa olur. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Bu arada buradan yukarı gideceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? Kalasları da yaptıktan sonra gerçekten artık hani hem raf hem kalas ikilisini de kullanıp evin içindeki ne bileyim işte masa olur saçma sapan işimize yaramayacak. Buradan alan. Şu evin etrafı çit olsa. İşte kütükte de kapatabilirim de. Yani o kadar uğraşmak istemiyorum ama öyle şeyler yapacağız bu arada. Ormanın içine bir yere sıfırdan kendi base'imi yapacağım bu seride. Ölmezsem. Her şehirde bir tane base'im olsun istiyorum. İşte bu arada şuradan gidelim ya. Niye bu kadar yavaş hızlandım? Neyse ne diyordum işte kalaslardan işte kasa yapıp onları doğru düzgün yerleştirip evin içinde ne var ne yok. Ev dediğim yer ofis gibi bir şey zaten iş yeri yani. O gereksiz televizyonları söküp bir yere mutfak haline getirip ama mutfak haline nasıl getireceğiz ki? O biraz zor.
Marangozu 6-7 falan yapmamız gerekebilir. Ya da en azından 5. Evin etrafına 4 bir köşeye de kule de yapasım var. Ya da 4 bir köşe olmasa bile en azından tam ortasına böyle 3-4 katlı bir kule, hani etrafı görebilme açısından. Bayağı bir işimiz var. Abi 2 bölüm, 3 bölüm o evden çıkamayabiliriz. Onun haberini şimdiden vereyim. Şimdi ben yavaştan bir eve gidiyorum. Orada görüşürüz.